400 bin nüfuslu Bağlar ilçesinde arkamda görmüş olduğunuz yapı gibi binlerce bina bulunuyor. Tabii bu noktada uzmanlar bu tarz binalardan uzak durulması gerektiğini, hatta olası bir depremde veya arçıda binanın yıkılabileceği uyarısında bulundu. Bağların bulunduğu gerek zemin açısından gerekse bina yapım tekniği açısından çok kötü durumda olduğunu biliyoruz bağlarımızın. Birçok bu yapıların da ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunu da kayıtlar altına alınmış durumda. Bu ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların bir an önce bir program dahilinde belirli önlemler alınarak yıkılması çok önem arz etmektedir. Bildiğiniz gibi Türkiye'miz, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemiz bir deprem bölgesi. Deprem bölgesi olması münasebetiyle her an, her zaman, her an veya her dakika depremin olması söz konusu olabilir. Yani bu deprem Maraş'ta da olabilir, yansıması Diyarbakır'a yansıyabilir veya Adıyaman'da da olabilir veya Bingöl tarafında da olabilir veya Hakkari tarafında da olabilir. Gördüğünüz gibi mesela en son biz sınırlarımızı aşan İran'da olan bir depreme maruz kaldık. Hatta Rodos'ta da bir takım depremler oldu. Sürekli deprem oluyor. Şu anda kayıt altına alınan yüzlerce, binlerce depremimiz var. Bu depremler tabii bazılarının şiddetleri çok düşük. Hissedilme oranı da düşük. Dolayısıyla bunların binalara çok ciddi hasar vereceğini söylemek doğru olmaz. Fakat şiddeti yüksek olan depremler veya artçı depremler diyelim, bu binaları yerinde ister istemez yıkımına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla biz bir an önce o binaların belirli bir program dahilinde kaldırılmasını temenni ediyoruz yani. Uygun teknikler ve uygun koşullar sağlandıktan sonra tabii kaldırılmasını düşünüyoruz, öneriyoruz. Evet. Binaların yorulmasına bakmak lazım. Yani binalar çok ağır hasarlıysa 5, 5,5, 6 veya daha düşük seviyelerdeki olan binalar da, çünkü sonuçta binayı sürekli sarsıyorsunuz. Bina sürekli arçılarla şu anda sallanıyor. Biz neyi öneriyoruz? Diyoruz ki orta hasarlı ve ağır hasarlı binalardan uzak durun. Neden uzak durun? Çünkü her an yakın çevremizde olan bir büyük bir arçtan dolayı veya bir ana deprem oluşması sonucunda o binalar yerle bir olacaktır ve yıkılacaktır. Dolayısıyla şiddeti sınırlamak doğru değil, fakat şeyi şöyle söylemek lazım, binanın yorulmasına bakarak ancak bu soruya cevap vermek mümkün. Sonuçta şu anda bağlarda bulunan bütün ağır hasarlı olsun, orta hasarlı binalar olsun, hepsi yorulmuş durumda ve bitkin durumdalar. Her an yıkılmaya maruz kalabilirler. Hatta belki küçücük bir artçı deprem şiddetinde olan artçı deprem sonucunda da yıkılma durumu söz konusu olabilir. Binanın niteliğine bağlı olarak gelişecektir diye düşünüyorum. Evet. Şu